الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فمن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم Muhterem müminler, değerli kardeşler, bugünkü hutbemiz Kur'an-ı Kerim'in hayat tarzımızdaki yeri ve ehemmiyeti hakkında olacaktır inşallah. Kardeşler, Kur'an-ı Kerim'le alakalı olarak Bekara suresinin 2. ayetinde Allah Teala böyle buyurur. Bu Kur'an haktan gelmesine hiçbir şek şüphe olmayan müttekilere, tekva sahiplerine, Allah'tan korkanlara, pis emellerden çekinenlere doğru yol gösteren bir kitaptır. İnsanları yoktan var eden uca Rabbimiz, hayatlarına düzgün istikamet vermesi için onlara Kur'an-ı Kerim göndermiş ve onların bu Kur'an'ı hakkı ile anlamalarını istemiştir. Kur'an'ı anlamak, bütün maniyelerin karşı gelmesine rağmen, zalimler karşısında hakkı ve hakikati çattırmak demektir. Kur'an'ı anlamak, kula kulluğu reddetmek, hayat nizamı olarak uca Allah'ın kanunlarını menimsemektir. Kur'an-ı Kerim, insan hayatını en güzel şekilde nizama salan, cemiyetin ister sosyal yaşantısını, isterse de ekonomik yaşantısını düzgün şekilde programlaştıran yegane bir ilahi kitaptır. Kur'an-ı Kerim, hakiki manasıyla anlaşıldığı takdirde bir milletin huzur ve rifahını temin eden, beşeriyeti içine düştüğü pis vaziyetten kurtarıp saadete çattıran tek kurtuluş adresi, Allah Teala'nın Hazreti Peygamber vasıtasıyla bütün insanlığa rehber olarak gönderdiği bir kitaptır. Aziz kardeşler, tilavet edildiği zaman her harfine en az 10 sevap verildiği ve yine hadis-i şerifte ifade edildiği kimi birçok mana tebegelerinin mevcut olduğu Kur'an-ı Kerim'in derinliğini tanımaktan, kurtuluş yolu olan güzelliklerini anlamaktan Müslümanlar olarak teessüf ki çok uzakta kalmışız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Kur'an'ı okuması bakımından insanların en güzeli, okuduğu zaman Allah'tan saygı ile çekinip korktuğunu gördüğüm kimsedir. Kur'an-ı Kerim'i okumak demek, onu tekçe tilavet etmek, yani üzünden okumak demek değil, aynı zamanda onu anlamak, ona inanmak ve ona göre yaşamak demektir. Buna göre irade ve nefse hakimiyet gerekir. Hazreti Ömer radıyallahu anh tekçe Bekara suresini 8 ay kimi bir zaman içinde ezberlemişti. Onun bu kadar zamanda ezberlemesindeki esas hikmet, o her bir ayeni ezberledikten sonra hayatında tetbik edir ve o ayenin nurunu kalbine sindirerek diğer ayelere geçirdi. Kur'an-ı Kerim'i okumak, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek ve Kur'an-ı Kerim'i anlamak budur kardeşler. Değerli Müslümanlar, eğer bir kimse Kur'an-ı Kerim'in faydasını görmek isteyirse ve eğer bir millet Allah'ın yardımını görmek isteyirse, Kur'an'ı bu şekilde okuması ve bu şekilde anlaması şarttır. Mevzunu biraz da aydınlaştırmak için böyle bir misal vererek. Düşünün ki bize bir mektup gelip ve bu mektup bizim anlamadığımız bir dilde yazılıp. Böyle bir vaziyette ne ederik? Elbette ki ora bura müracaat edip o dilden anlayan birini aktarmaya çalışarak.
ve bu mektubun içerisindeki manaları öğrenene kadar narahat olar, içimizde bir heyecan kalar. Hemen bu mektup ele bele sade bir iş güç mektubudur. 3-5 kepik maddi değeri olan böyle bir mektup için bu kadar heyecanlanırsa, alemlerin Rabbi tarafından bize bir mektup gelse ve bu mektupta bizim için hayli dini ve dünyevi faydalar olarsa, o zaman ne ederik? Bu mektubu bir tarafa mı atarız? Mektubun içerisinde nelerin olduğu hakta maraqlanmarıq mı? Mektubun mənasını heç kimden soruşmarıq mı? Kardeşler, bilmiş olun ki, Allah Əzimuşşandan bize onun mesajı istiqamətində yaşadığımız təqdirdə xoşbəxt olacağımızı bildirən bir mektup gelmiştir. Gösterdiği hayat tercihini mənimsədiyimizdə meleklerden daha üstün olacağımızı bildirən bir mektup gelmiştir. Onun emirleri istiqamətinde hayatını sona çatdıran şəxsə en büyük nimeti olan cenneti müjdeleyen bir mektup. Həmin bu mektup Kur'an-ı Kerim'dir kardeşler. Kur'an-ı Kerim barəsində yenə Nəhl suresinin 89. ayəsində Uca Rəbbimiz bizə belə buyurur. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'i bizə Allah Ta'ala belə tanıdır kardeşler. Biz Kur'an'ı sənə her şeyi, dini hökümleri, halal haramı, günahı ve savabı izah etmək üçün müsəlmanlara da bir hidayet, doğru yolu gösteren rehber, merhamet ve müjde olarak nazil ettik, buyurur Uca Rabbimiz. Biz Kur'an'ı sənə her şeyi, dini hökümleri, halal haramı, günahı ve savabı izah etmək üçün müsəlmanlara da bir hidayet, doğru yolu gösteren rehber, merhamet ve müjde olarak nazil ettik. Kardeşler, ele bir kavim yoktur ki, elinde Allah'ın kelamı olduğu ve bu kelam Allah'ın ve Resulü'nün emrettiği kimi anladığı halde, bir kavim dünyada aşağılanarak, hemen bu kavim, başka kavimlerin, milletlerin esiri olacak. Cırık sökük çarıklar giyinmek mecburiyetinde kalacak. Boynuna başkalarının kölesidir diye halka takılacak. Bu şəxs de bir zavallı kimi yadların elinde esir kimi oynayacak. Böyle bir şey olabilmez. Ancak bu ne vaxt olabilir bilirsiniz mi? Bir millet elinde olan Allah kelamının kıymetini, hak ve hüququnu bilmez ve bu kelama karşı vazifesini yerine getirmez, Allah kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa atarsa, bax, bu dediklerimiz həmin o vaxt olar, həmin vaxt yaşanar. Kardeşler, şairin dediği kimi, ya açar Nazm-ı Cəlilin baxarıq yarpağına, yaxud üfləyib keçərik bir ölünün torpağına. Enməmişdir hələ Kur'an, bunu haqqıyla bilin, nə məzarlıqda oxumaq, nə də fal baxmaq üçün. Değerli din kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim yaslarda ölülerden ötəri oxumaq üçün gələn bir kitab deyildir. Kur'an-ı Kerim səadət və huzur qaynağıdır və Kur'an-ı Kerim yaşanması üçün həyat kitabıdır. Rəflərdə, əl çatmaz yerlərdə saxlanmaq üçün gələn bir kitab deyil. Əgər kimsə qurtuluş istəyirsə, əgər bir millət ədalət istəyirsə, əgər bəşəriyyət barış, sülh dolu, əminaman bir dünya istəyirsə, Qur'an-ı Kerimə inanması və Qur'an-ı Kerimi anlayaraq yaşaması şərtdir. Çünki Qur'an-ı Kerimin insanlardan istədiyi tək şey onların həm dünya, həm də ahirətdə xoşbəxtliyə nail olmalarıdır. Xütbəmizi Yunus suresinin 42. ayəsinin məalı ilə tamamlayaq. Uca Allah Teala buyurur ki, onlardan səni dinləyənlər, lakin onu qəbul etməyənlər də vardır. Məgər hərə anlamırlarsa, onu ağlı kəsməz karlara, üstəlik təfəkkür etmirlərsə, sən mi eşitdirəcəksən? Onlardan səni dinləyənlər, lakin onu qəbul etməyənlər də vardır. Məgər
hələ anlamırlarsa, onu ağlı kəsməz karlara, üstəlik təfəkkür etmirlərsə, sən mi eşitdirəcəksən?